Merhaba, yeni bir videoya karşınızdayım. Bugün sizlere mobil fotoğrafçılığa işinize yarayacak 5 uygulamayı tanıtacağım. Bunlardan ilki fotoğrafçılığa aşina olanların bildiği Lightroom. Şimdi ilk başta bir yandan şuraya ekranımızı verelim. Bu uygulamayı bilmeyenler için daha önce bunun incelemesini yapmıştım. Şuradan inceleyebilirsiniz. Ama kısa olarak açıklamak gerekirse birçok size imkan sanıyor fotoğraf düzenlemekte vesaire. Gayet de kullanışlı, güzel bir uygulama. Bunun ne eksileri var derseniz, sadece bazı yerlerde ücretli kısımları var. Bu ücretli kısımları bazen size kullanmak istediğiniz şeyi kullanamayınca sıkıntı oluyor. Ama genellikle iyidir. Birçok düzenleme vesaire hazırlayana sahiptir. Gayet de güzel bir uygulama. İkincisi ise Snapset. Snapset'le hazır birçok düzenleme, renk ayarı vesaire birçok şeyi çok kolaylık bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Hazır efektlerle beraber birçok olayı var. Tabii bununla beraber başka ne yapabilirsiniz? Yazı ekleyebilirsiniz veya başka eklemeler de yapabilirsiniz bu uygulamayla beraber. Bu da gayet kullanışlı, işinize yarayacak bir uygulama. Ben sürekli kullanıyorum bu uygulamayı. Özellikle telefonla çektiğim görüntüleri Instagram'a atmadan önce üstünden bir tık Snapset'le geçiyorum. Peki başka ne var? Birçok kişinin tercih ettiği Polar uygulaması var. Bu uygulamada biraz ücretli kısımlar olduğu fark ettim. Siz de şu an ekranda görebiliyorsunuz. Çok cüzi bir ücret. Diyecektim ki dolar üzerinden bahsediyormuş bu ücret. O da ne yapıyor? Aylık 2,5 dolar diyor. Peki internetimizi açtığımızda, deneme sürümü başlat dediğimizde ne olacak peki? Ben bunu daha önce ücretsiz kullandığımı hatırladım ama maalesef şu an Polar'da tekrar yüklediğimde bir sorun oldu. Şu an Polar benden ücret istiyor. Ücretsiz şekilde deneme sürümü başlat dediğimde ise kesinlikle kredi kartı veya başka bir şey eklemeyi istiyor. Çok güzeldi ama önceden şu an ben buna eksi not veriyorum ama yine de bilenler, duyanlar için Polar uygulamasını bu videoda ekli tutacağım. Ondan sonra diğer uygulamamız nedir? VSCO. VSCO. Ben bu VSCO'yu yıllar önce kurmuştum. Kullanmıştım hatta bu VSCO. Sadece bir fotoğraf düzenleme uygulaması tarzı bir şey değil. VSCO aynı zamanda çektiğiniz veya düzenlediğiniz fotoğrafları başka insanlarla yayınlayabileceğiniz bir platform. Bu VSCO'nun özellikle filtreleri çok meşhur. Bir ara özellikle Instagram etiketlerin bol bol sık sık kullandığı zamanlarda aşağı yukarı her fotoğrafın altına veya beğeni bilinen çok fotoğrafına baktığınızda VSCO, VSCO fotoğraf öyle birçok etiketler bulunuyordu. Bunun da filtreleri gayet güzel. Filtreleri kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz kendi zevkinize göre. Şu an herhangi bir, tabii bu da bir üyelik açmanız istiyor. Üyelikle beraber başlayabiliyorsunuz. Bu VSCO'da da artık önceki olduğu gibi değil. Yine bir ücret istiyor. 7 günlük deneme ücreti veriyor. Ve yıllık abonelikte 100 liraymış. Aylıkta 8,33 şu an güncel olarak. Bunun da bir ara filtreleri meşhur olmasına rağmen artık bu da ücretli versiyona geçmiş bulunuyor. Artık hepsi paraya dönmüş maalesef. O yüzden biz ne yapalım? Snapset ve Lightroom'dan vazgeçmeyelim gibi duruyor. Ben bu uygulamayı da yıllardır pek kullanmıyordum ama dediğim gibi eskiden çok güzel bir şekilde kullanması rahattı. O yüzden şu an kullanmayacağım bunu. Ve 5. uygulama, bu da bazı daha farklı fotoğraflar yapmak isteyenler için çok daha etkili olacaktır. Nedir bu uygulamamız? LD dediğimiz Lens Distort diye bir uygulama. Bunun da özelliği nedir? Bu uygulamayla beraber istediğiniz fotoğrafa bu bizim lens frame dediğimiz, hani güneşe doğru tuttuğunuzda bir parlama etkisi yaratan bir efekt vardır. Onun gibi içerikleri atabiliyorsunuz. Şimdi buradan hemen birkaç fotoğraf bakalım. Örnek vereyim, şu fotoğrafı seçtiğimde mesela şöyle seçtik. Buradan sanki güneş geliyormuş veya bu şekilde küçültebilirsiniz, böyle aktarabilirsiniz. Sanki şuradan bir yerden. Tabii bunun da belli yerlerde ücretli kısımları var. Mesela sanki böyle
bir yağmur efekti de verebiliyorsunuz şu an veya böyle bir fırlama efekti. Şu an burada bazı yerler ücretliye geçiyor. Bu şekilde deneyerek de uygulamayı çözebilirsiniz. Dediğim gibi bu 5 uygulamayı kullanabilirsiniz ama tavsiyem veya benim sık kullandığım uygulamalar Lightroom ve Snapchat uygulamaları. Sizin de mobil uygulamalarda kullandığınız farklı bir uygulama varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Bakalım bilmediğimiz başka ne uygulamalar varmış işimize yarayacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.